giderken yanında götürebildiğin kadar adam götür. Dalaş. Macit'in itleri. Buradayım. Hayır, senin yapacağın işin. Karışma benim yaptığım işe, Dadaş. Ne oldu? Öldürdün mü Macit'i? Geberdi. İyi halt ettin. Bence de. O Alpaslan. Benim için mi ayaklandın Dadaş? Evet Tipu abi. Gördün Mazır. Her şerde bir hayır vardır. He? Ulan bir tane bir tane. Bir tane akıllı da beni bulsun arkadaş ya. Yürü hadi gidiyoruz. Sen bu işe bulaşma Mazır. Bulaşacağım kadar bulaştım zaten Tipi. Yürü de hadi gidiyoruz. Amca önemli ki babam seni almaya yolladı. Tamam amca bekliyoruz. Amcamın misafiri mi var? Bilmiyorum efendim. Ne oldu ki Hızır Ali? Ne bileyim. Yukarı gelmene gerek yok. Bekle ben aşağı geliyorum falan dedi. Bu da yeni çıktı ha. Sonra da telefonda söyle ne söyleyeceksen diyor. Telefonda söyleyecek olsak buraya kadar gelmezdik herhalde. Özellikle telefonunu açsaydın. Bu aralar biraz gergin yine abi. Ömür yengeden ötürü. Biliyoruz herhalde. Aynı evde yaşıyoruz. Ama arayan ben, babam. Ömür yazmıyor ki. Ne oluyor? Ne öyle panik havası estiriyorsun birine bir şey olmuş gibi? Amca. Tipi abi Macit'i boğmuş. Babamlar da onu oradan çıkartmaya gittiler. Eğer aradığımızda telefona cevap verseydin orada buluşalım demek için aramıştık. Bir şey olmuş mu Tipi abi? Yok abi. İyi. İyi. Macit'i boğmakla iyi yapmış yani. Ne diyeyim yani?
Amca sen iyi misin? Bir problem mi var? Yukarıda bir görüşmen mi vardı? Biz mi böldük? Kim olacak oğlum yukarıda? Ne bileyim amca, soruyorum işte. Laf söz çıkarma, hadi. Hadi. İyi, tamam. Adam sana ne dedi? Ne dediyse bana dedi Haşmet. Sana ne? Sen kimsin? Ulan seni ayağımın altına alırım. Yeter bu insanları ettin. Haşmet. Koluna ne oldu tipi? Sıyırdı abla. Sıyırdı Emine abla. Gerçekten sıyırdı. Hele gel koluna pansuman yapalım. Yok abla, gerek yok. Alparslan sağ olsun. Acil yardım çantasındaki gazlı bezle bir güzel sardı. İyiyim ben, merak etme. Bak gör. Alparslan da benim için ayaklandı. Hadi. Bu da size son kıyağım. Çok sağ ol. Çok sağ ol da bu senin yaptığın hoş bir şey mi Tipi abi? Neyini beğenmedin Behzat? Bizi aldattığın kısmı abi. Aldatma yok. İftira vardı. Ortadan kaldırdık. Nasılsın Bahar? Ben iyiyim de Tipi abi, ne diyeyim? İyiyim de, iyiyim de. Kurşun içeride mi Alparslan? Yok Emine abla, sıyırmış Allah'tan. Benim sıtkım sıyrılmış, siz düştünüz bunun kolunun peşine. Ulan Tipi, ben sana 24 saat demedim mi? Ha? Sen de tamam dadaş. Sayılı saat çabuk geçer, beklerim demedin mi? Yanılmışım dadaş. Sayılı saat geçmek bilmedi. Ne olacak şimdi? Adamın kardeşini boğdun. Seni sağ mı bırakacaklar zannediyorsun? Ha? Senin bu yaşama sevincin beni öldürecek Haşmet. Hiç sanmıyorum kardeşim. Seni kendinden başka hiç kimse öldüremez. Tipi abi canın acıyor mu? Ağrı kesici falan getireyim mi? Tipe bak Tipe. Tabii. Macit'i boğmuş ya, acı hisseder mi o? Adrenalin böyle bir şey demek ki. İnsan acı hissetmiyormuş. Alparslan sana da aşk olsun. Hızır Ali çok gücendi sana, söyleyeyim de. Merak etme. Hızır Ali ile aramızda hallettik. Umarım. İyi gördüm seni. Sağ ol Bahar. İkisinin de birbirinden farkı yok. Güya birisi akıllı, birisi deli. Ancak arkamdan iş çevirsinler. Umurlarında mı? Kim ölmüş, kim kalmış? Kimin başını belaya sokmuşlar? Biz bu dünyanın adamı değiliz dadaş. Sırf sizin hatırınıza işte bu dünyada idare edip gidiyoruz. Yoksa bizim sevdiklerimiz öbür tarafta.
Bizimki nerede ulan? Bizimki nerede? Sana sevecek biri mi yok Hızır? Sana 24 saat veriyorum Hızır. Seni seven biri olmadan yaşa göreyim. Lan bak, kalkıp senin bütün kemiklerini kırarım ha. Abi, vallahi ben her şeyi düşündüm de bir şunu bulamadım. Ya sen şu Macit'in evini nereden buldun da gittin boğdun herifi? He, sorma sayayım. Doğan'ın kimsesizleri bulmuş. Ya onlar da sana mı verdiler adresi Tipi abi? Hızır'a götüreceklerdi, ben el koydum. Allah'ın cezası. Bir fırsatı da kaçır. Sıra Rado'da abla. Bütün sülalesinin adresleri burada. Orada, orada. Didem, içeriden ilaç getir. Bu deliği bayıltmak için kullandığınız ne kadar ilaç varsa getir buraya. Benim beynim komutla çalışmıyor dadaş. O ilaçlar Haşmet gibi yaşamayı sevenler için üretilmiş. Yani bana işlemez. Tipi abi. Hayır, sen bizi niye böyle zor bir durumda bırakıyorsun, ben onu anlamadım. Biz burada oturmuşuz, Hızır abiden haber bekliyoruz ki sabah kalkalım senkronize bir şekilde bu adamların hepsine çakalım diye. Senin bu Macit'e yaptığın iş mi yani şimdi? Allah Allah. Ya adam ısrar etmedi mi hepinizin gözü önünde? Tipi gel beni boğ demedi mi? Dur dur. Daha sıra Rado'da. Dedi. Dedi dedi. Hakikaten dedi. Biz de anlamadık. Kabahat bizde, sende değil. Kaç tane var bunun içinde? 10-12 tane vardır. Aç lan ağzını. Hazır. Anladık, iyi niyetlisin de zehirlenmesin bu. Bu mu zehirlenecek? Hiçbir şey olmaz buna. Ver şunu. İç lan şunu da. Aç ağzını. Abi, biraz fazla olmadı mı? Az bile. Yarın arayın Baytar'ı. Şu filleri deviren cinsinden bir iğne getirsin buna. Hiçbir şekilde bu tipi evden çıkmayacak. Ulan hala Rado diyor ya, Rado diyor ya. Albay, Tayfun, Semih, Musa, Ünsal, Macit'in oğlu Şefik. Hepsi burada. Boğarım lan ben seni. Seni boğarım lan. Boğarım seni. Abi, abi ne yapıyorsun? Seni boğarım. Abi ne yapıyorsun? Abi. Hazır. Bırakın lan. Bırakın lan. Kimi boğuyorsun Tipi abi? Alparslan, bir el atsana lan. Geçen gün seni de boğuyordu, biz kurtardık. Gel. Bırakın lan. Bırakın lan beni. Abi. Kardeşim, hepsini ona içirmeseydin, bir tane de kendini ayırsaydın. Senin de halin hal değil yani. Delirtti bunlar beni, delirtti. Delirttiler beni. Bu biraz daha zıbarır yeter. Kapıyı kilitliyorsunuz, gerekiyorsa zincirliyorsunuz. Hiçbir yere çıkmıyor. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Bu Macit beni biraz yordu. Ben gidip biraz dinleneyim. Sabah görüşürüz. Abla sen yine de bir pansumanına bakarsın. Deli kardeşim.
Pınar gitmeseydi keşke. Pansuman falan yapardı şimdi. İlaç verirdi. Bu Radoş'un ne yapacağız Hızır? Her şey bundan sonra daha zor olacak. Hem önlem alacaklar hem de saldıracaklar. Yarın bu durumu etraflıca bir konuşalım. Tamam. Eyvallah. İyi geceler. Sen niye benim telefonuma cevap vermiyorsun beyim? Ha? Ha, otelde ne işin olabilir benim telefonuma cevap vermeyecek kadar? Abi, telefonum yanımda değildi. Canım sıkkındı. Sanki sen de bilmiyormuşsun gibi üstüme gelme. Canı sıkkınmış. Yürü eve. Ben otele gideceğim abi. Eve gel, konuşalım. Ondan sonra hangi cehenneme gidiyorsan git. Yürü. Ne yaptın? Konuşabildin mi babanla? Nasıl konuşayım Didem? Görmüyor musun halimizi? Halamla amcan boşanmadan evlenebilseydik. Konuşuruz sonra. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Baba, korktuğumuz başımıza geldi. Tipya Macit'i boğmuş. Korktuğumuz bu değildi Tekin. Tipinin durumu ne? Reisler yetişmiş. Macit'in evinin önünde çatışma çıkmış. Ama çok şükür onu alıp oradan kurtarmışlar. Çok şükür de Hızır o tipiyi nereye götürüyormuş? Evine götürüyor. Nereye götürecek Şahin'a? İşte o çok iyi bir şey değil. Buraya mı getirseydi? Onu en son burada tuttuğumuzda elimizden kaçmamış mıydı Şahin'a? Biz onu nasıl zapt edelim? Ya tipi bu aleme delikanlılıkla kafayı bozmaya gelmiş. E malum bozmuş da. Deliği de delikanlıyı da zapt etmek zordur, zor. Asıl reisin sabah planı vardı bu radoları. Şimdi ne olacak peki? Elinin körü olacak Kubi. Ne planı oğlum? Plan mı kaldı? Adamın kardeşi az önce boğuldu. Adam gelin beni de boğun diye eli kolu bağlı oturacak hali yok herhalde. Ben bu kimsesizlere bir haber salayım. Bunlar mekanlarını değiştirirler şimdi. Ne yaptıklarından haberimiz olsun. Otur otur. Hoş geldiniz abi. Hoş. Tipi abi nasıl? İyi, iyi çok şükür. Bir şeyler hazırlayayım mı yiyecek? Yok, sen bana giyecek bir şeyler hazırla. Anlamadım. Ben otelde kalacağım. Biraz işlerim var bu ara. Ömrü bir kahve içeriz. Sen İlyas? Yok, sağ ol. İçeriz içeriz. Hepimiz içeriz.
Senin ne işin var otelde? Bu ara çok boşladıkta abi. Gerçi arkadaşa söyledim ilgilensin diye de işte. Ne araya gireyim amca? Tamam oğlum, bir şey demedik. Ben hallederim. Yarın öbür gün bir sorun oluyor. Ondan sonra bunu kim işe aldı, şunu kim işe aldı diye haberimiz olmuyor. Teşekkürler. Ben bir Mine'ye bakıyorum. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Abi karı koca ilişkisinde araya girmemek lazım. Ne olur? Girersen dayak mı yerim? Yok. Sokak kavgasından daha kötü olur da tavsiye etmem yani. Peki ben sana birkaç tavsiyede bulunsam? Yok abi, almayayım, sağ ol. Neticede insanlar başarılı oldukları alanlarda birilerine tavsiye vermeli, değil mi? Belki de babam yaptığı hatalardan dolayı şunları yapma diye bir tavsiyede bulunacaktır amca. Tamam işte oğlum, ne güzel. Sana versin tavsiyesini. Sakın evlenme desin. Sen de evlenme. Allah Allah. Bundan daha büyük bir tavsiye olabilir mi? İlyas, ben bu gece illa birini boğacağım. Şimdi bu otele gitme fikrin çok doğru. Ama otele gidene kadar illa bitir şu işi, beni boğ eğilimin yanlış. Tamam abi. Amca, aslında evden gitmeni pek doğru bulmuyorum. Niye beyim? Zeyno'yu sandalyede sevdin sevdin de yoruldun mu? Buradasın oğlum işte. Allah. Konuşma Alparslan, konuşma. Sen bile konuşunca bir tat veriyorsun. Sahtekarlık yapıyorsun, yalan söylüyorsun. Yani bir acı tat veriyorsun ama bir tat veriyorsun. Bu olmamış Trabzon hurması gibi. Yiyince boğazında kalıyor. Isırınca yüzün buruş buruş oluyor. Kusura bakma abi. Şuralarda pek tadımız yok. Sana da o yüzden veremiyoruz. Niye yok amca? Sen nişanlınla konuşmuyor musun oğlum böyle şeyleri? Sadece kim kimi vurdu diye mi konuşuyorsunuz aranızda? He? Didem sana demedi mi? Halam herkesin içinde İlyas'ı terk etti. Boşarım seni dedi. Bitti deyince bitiyor mu? Sevgi diye bir şey yok mu? Abi, bizler sevdiklerimiz yanımızda olmadan da sevebilen insanlarız. Yani sevgiye dair bir problemimiz yok. Bak, ben Ömür'le konuştum. Bence sen bu işi düzeltebilirsin. Bir lafına bakar. Laf bitti abi, laf bitti. İyi İlyas. Git sen o otele, ne halt edeceksen et. Ama şimdiden söylüyorum, yanlış bir halt etme. O ne demek? Sen ne zaman bir şeyden kaçmak istesen gider kendini bir yere atarsın. Çamur, bataklık. Yani içinden çıkılamayacak bir haltın içine düşme ya da girme. Olur olur. Zaten içinden çıkılamayacak bir haltın içindeyim. Ne gibi? İlyas, gitmeden bir Zeyno'yu gör istersen. Uyanmış. Tabii tabii. Ne de olsa bir süre göremeyeceğim. Özlerim kızımı. Amca neyi kastettin? Bu duramaz şimdi.
Birinden ayrılmayı bilmeyen bir adam gider başkasının koynuna girer ki bu iş bitsin. Baba, amcam böyle bir şey yaparsa biteriz. Ben diyeceğimi dedim. Uyumuyor dedin. Uyumuş demek. Biraz konuşabilir miyiz İlyas? Konuşamayız Ömür. Şu an ben çok sinirliyim. Ne Zeyno'yu uyandırmak isterim bağırarak, ne de ev ahalisini huzursuz etmek isterim. Anladın mı? Müsaadenle. Gel Yelmatır, gel. Amca müsaade et. Sabaha babamın kanı yerde kalmadan bunların hepsini öldüreyim. Şefik. Ölen benim kardeşim. Ben hayattayken onun intikamını almak hiçbirimize düşmez. Ola ki ben ölürsem, o zaman istediğinizi yaparsınız. Amca, buna bir karşılık vermeyecek miyiz? Vereceğiz. Vereceğiz elbette. Ama onların beklediği gibi değil. Baba. Belli ki Macit amcamın evinin planına kadar bulmuşlar. Yoksa bahçede o kadar koruma varken o evden içeri giremezdi o tip. Muhtemelen diğer mekanlarımızın da bilgileri ellerinde. O nedenle de buradan benden habersiz hiç kimse girip çıkmayacak.
Gelsinler de görelim bakalım. Buraya gelmelerini mi bekleyeceğiz baba? Her şeyi size anlatsaydım burada benim yerime siz otururdunuz. Semih. O İshak'ı ara buraya gelsin. Emredersin baba. Baba. Volkan abi aradı. Başsağlığı için. Sabah onunla da görüşeceğim. Hadi. Şimdi siz çıkın. Olanları duydun mu Yaman? Ne oldu yeğenim? Paralarını mı batırdın yoksa? Ne alakası var şimdi Hamdi baba? Çok kötü bir şey olmuş. Daha kötü ne olabilir Yavuz? Alparslan meğer yürüyormuş. Kim diyor Yavuz abi? Bahar diyor. Tipi Macit'i boğmaya gitmiş. Hızır'la Alparslan da tipiyi kurtarmak için mekanı basmış. Onu oradan çekip almışlar. Alparslan çatır çatır adam indirmiş bildiğin. Tipi Macit'i mi boğmuş? Ya Yaman, ben Alparslan çatır çatır adam öldürmüş diyorum. Sen hala Macit diyorsun. Bize ne Macit'ten? Gebersin gitsin. Gebersin yeğenim. Macit kim? Zengin miydi? Çok zengindi Hamdi baba. Ne zamandır onları da radarıma aldıydım da abisi radodan çekiniyordu. Çekingen hırsız mı olur ulan it? Ha gel babana söyle. Baba, soyabileceğiniz kişiler değil onlar. Anlattığım bunlar Hamdi baba. Volkan'la irtibatı olan aile. Bütün paraları da Cevdet abiyle ortak. Yani bizzat CIA'nin parası. Ya Rabbi. Bize CIA'yı da soymayı nasip eyle. Amin. Gerçekten durumun vehametini idrak etmiyorsunuz siz değil mi? Alparslan hepimizi yemiş. Varın gerisini siz hesap edin. Biz niye hesap edelim Yavuz abi? O sana takık. Ya beni seni mi var İsmet? Biz hepimiz bir aileyiz. Aynen abi. Doğru yerde saf alırsak bu işten çok karlı çıkarız. Doğru yer neresiymiş Özcan? Volkanların yanı mı? Kesinlikle hayır abi. Hızır reisin yanında yer almamız lazım. Hem de aradan büyük zengin oluruz. Aferin yeğenim. Nasıl olacak bu iş? Hamdi baba. Bu yüzyılda en büyük para eden şey nedir? Neymiş? Altın mı? Bilgi. Su boş. Öyle deme Hamdi baba. Biz bütün bilgilerimizi Çakır Beylerle paylaşırsak... radoları ve volkanları bitirirler. Biz de CIA'nin parasına çökeriz. Ne diyorsun Yalan abi? Sence olur mu bu iş? Bu deve çökecek yer arıyor da develerin kesildiğinden haberi yok. Ben bu deveyi kestirmem Yaman. Kimseye de yedirmem. Ama sen bu işin oluru var mı? Onu söyle. Çökme kısmıyla ilgilenmiyorum. Ama volkanları çökertme kısmı için İshak bize lazım. İshak bunu gördüğü anda gebertir Yaman abi. Özcan yaşasın diye bir hayatım yok Cevat.
benim var. Yiyenlerimi hiç kimseye yemetmem. Yaman abi, bu İshak da artık bence aynı İshak değil. Bizimle ilk görüştüğündeki havası bence kalmadı artık. Aynen abi. Radolarla anlaşmadan önce eğer sen istersen yanımıza çekebiliriz. Hiç kusura bakma Yaman. Alparslan'ın ayağa kalktığı şu günlerde onlardan habersiz İshak'la Misak'la görüşmek yanlış olur. Tamam Yavuz. Yarın gider Hızır Reis'e sorarız. Ben de geleceğim. Tamam Yavuz. Senin fikrinmiş gibi sunarız Hızır Reis'e. Benden de bahsedersek Yaman abi, ha? Temiz bir sayfa açmak istiyorum herkesle. Senin sayfan kaldı mı Özcan? Ne bahsetmesi? Tamam, merak etme. Ben hallederim senin işi. Aferin yeğenim. Böyle birbirinize sahip çıkın. İkiniz de bana lazımsınız. Özcan kardeş, sahura bir şeyler mi söylesek? Hep böyle peynir simiti olmuyor. Ben sana kartım vereyim Seko. Siz istediğinizi alın. Ver, ver. Ver yeğenim. Şöyle güzel bir sahur yapalım. Sen oruç tutmuyorsun ki Hamdi Baba. Neyin sahurunu yapacaksın? Tutmuyoruz diye sahabını da mı çalmayalım yeğenim? Rıdvan abi, başın sağ olsun. Sağ ol İshak. Otur. Sen söylemen gerekeni söyledin İshak. Ama Macit maalesef senin söylediğin gibi bunları hafife aldı ve tipiyi durduk yere kışkırttı. Abi bu adamlar ölümden korkan, tırsan mafyacılardan değil. Söylemeye çalışmıştım kardeşinize. Ne öneriyorsun bundan sonrası için İshak? Bence acele etmeyelim. Bekleyelim biraz. Ne beklemesi ya? Adamlar bize 24 saat verdiler. 12 saat olmadan evimize gelip babamı öldürdüler. Neyi bekliyoruz? Şefik arkadaş Macit Bey'in oğluydu değil mi abi? Öyleyim. İşte hemen babama kavuşayım istemiyorsan bekleyeceksin kardeş. Yine söylüyorum. Tipi muhtemelen Hızır'dan habersiz yaptı bu eylemi. O yüzden şimdi herkes teyakkuz halindedir. Kimseyi düşüremezsiniz. Seni buraya boşuna çağırmadık. Doğrudur. Bizden bir hamle bekliyor olabilirler. Ama sen bizden bağımsız bir eylem yaparsan illaki birini düşürürsün. Bilmediğin yolda adam düşüremez. Düşersin kardeş. Kusura bakmayın ama ben Hızırları böyle plansız programsız bir intikam hırsı üstüne bitirebilecek adamlar olarak görmüyorum. Yorduk seni buraya kadar. Ünsal, İshak'a kapıya kadar eşlik et. İshak, bu işi ihale edecek biri var aklımda. Az önce Cevdet abinle konuştum. Volkan'la birlikte hareket edin dedi. Ne diyorsun onun için?
Cevdet abi doğru bir isim vermiş. Ama ben yine söylüyorum. Çakır Beylileri tanımayan bir adamla ancak çatışma yaratırsınız. Bir sonuç alamazsınız. Ha biz çatışmaya hasretiz diyorsanız Volkan sizi keser. Ama faturayı da size ağır keser. Yani maddi olarak diyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Parayla ilgili bir sorunumuz var gibi mi duruyor? İshak. Canınız çok yandı. Daha fazla yanmasın diye söylüyorum Rıdvan abi. Seni arayacağım İshak. Amca bu alışmış birileriyle hareket etmeye. Tek başına karar alacak bir adam değil. Bizim işimize yaramaz. Söyledikleri benim işime yaradı Şefik. Ne gibi? Çakır Beylileri tanıyan bir adamla yapın bir şey yapacaksanız dedi. Biz Volkan'la bir görüşelim. Ama sen işi Sezai ile yapacaksın. Babam Sezai'den bir halt olmaz demişti amca. Bunu diyen öldü Şefik. Sen uzun yaşa isterim. Emredersin amca. Hoş geldiniz Volkan abi. Başınız sağ olsun Tayfun'um. Dostlar sağ olsun abi. Buyurun. Bu iş nasıl oldu Tayfun? Amcam görüşmede biraz yüklenmiş. Amcamın evine ölümü göze alarak girmiş. Adres, mekan detayları nereden ulaşmışlar? Nereden olacak? Kimsesiz Doğan'dan. Başınız sağ olsun Rıdvan Bey. Sağ ol Volkan'cığım, sağ ol. Çocuklar, bize biraz müsaade edin. Başımıza gelenleri Cevdet abin paylaşmıştır seninle. Konuştuk Rıdvan Bey. Bazı planlar yaptım ben. Ama Cevdet ısrar etti. Harekete geçmeden önce mutlaka Volkan'la paylaş dedi. İyi yapmışsınız Rıdvan Bey. İshak'la görüştüğünüzü duydum. Yalnız bu iş ondan harcı değil. Onun yüzünden İlhan, Ercan, Tuncay hepsi öldü. Haklısın Koray. Ben de o kanaate vardım. Yol verdim bu yüzden. Şimdi Rıdvan Bey,
Şu beyi bir tarafa bırak. Abi kardeşiz biz Volkan. Eyvallah. Madem benim bu konuya dahil olmamı istiyorsun, bu adamları bitirmemi istiyorsun, o zaman benim dediğim gibi olacak. Yapabileceğimiz şey var, yapamayacağımız şey var Volkan abi. Öyle bir şey yok koçum. Ben ne diyorsam öyle olacak. Sonuçta da sizin istediğiniz gibi olacak. Çakır Beyliler ölecek. Biliyorum. Madem Hızır sana geldi, bir müddet verdi, sen de cenazeden sonra ona gideceksin, tipiyi ver diyeceksin. Bir müddet vereceksin. Biz de o sırada burada planımızı yapacağız. Amcamı gömeceğiz. Amcamı öldürenlerin ayağına gideceğiz. Öyle mi Volkan abi? Bak Tayfun'um, adam öldürmek istiyorsan, öldürmek istediğin adamın ayağına gidersin. Bunun gururu olmaz. Ben herkesin ayağına giderim. Yeter ki canını alacak olalım. Ömür, otele gidiyorsun ama şimdi gerginlik çıkarır İlyas. Bence birkaç gün daha zaman ver ona, bir tansiyonu düşsün, ha? Dün buradaki insanların yanında huzursuzluk çıkmasın diye konuşmak istemedim yine. O için dökmezse rahatlayamaz. Gideyim, yüzüme ne diyecekse desin. Sonra birkaç güne tansiyon düşerse bakarız. Sen hakikaten boşanalım diye bir laf ettin mi Haşmet abilerde? Ya orası da benim bir evim. Onlar da benim ailem. Bir problemimiz varsa onların yanında konuşmayıp kiminle paylaşacağım? Ömür, Bahar'la Pınar da mı senin ailen? Ha? Ne diye onların yanında böyle bir laf ediyorsun? Tamam. Neyse, ettik bir laf işte. Konuşuruz sonra. İshak'ları bizim tarafa nasıl çekecek misin Yaman? Reis, ben de senin aynı fikirdeyim. İshak'ı gördüğüm yerde normalde vururum. Ama bu Yavuz doğru bir şey söyledi. O yüzden sana danışmak istedik. Bu İshak'lar kullanılıp kullanılıp kenara atılan adamlar. Bir yere, bir gruba ait hissetmediğinde yaşayamayacak adamlar. Şimdi herkes bunları dışlamışken biz bunlara sahip çıkarsak bu örgütün tozunu attırırız diye diyorum. Nereden biliyorsun kullanılıp atıldıklarını? Kendinden biliyor Hızır Ali. Ne alakası var Yaman? E yani hala çalışmıyor musun? Tabii ki yok öyle bir şey. Ben belki işimize yararlar mı diye aklıma gelenleri paylaşıyorum sizinle. Yavuz, şimdi sen bu adamlara nasıl, ne sebeple değdin? Asıl orasını anlat. Es geçme. Reis, şimdi Hızır Ali var. Bu konuda biraz ön yargılı diye o detayı atladım.
Neymiş benimle ilgili çekincen? Bu Özcan yok mu? Cihan'ın yeğeni. Ya bir kalk git Yavuz ya. Heh. Tam olarak bunu söylemeye çalışıyorum işte. Bir dur da dinliyoruz. Şimdi bu Özcan Cihan'dan sonra çok yalpaladı. Üst üste hatalar yaptı. Sebebi de o gaz veriyor, gidip ona sıkıyor. Bu gaz veriyor, gidip buna sıkıyor. En son İshak'ları da sattı biliyorsun. Satmadı. Amcam kafasına silah dayadı, tuzağa düşürdü. Her neyse Hızır Ali. Tamam. Şimdi bu Özcan geldi, dedi ki... bu İshak'lar radolardan da ret yemiş. E Tuncay gitti. Ercan gitti. Başkalarına yanaşmak üzereler, haberiniz olsun dedi. Kimmiş o başkaları? Cevdet mi diye ben de bir heyecanlanmadım değil. Ama Cevdet özel bir adamını sürmüş sahaya. Radoları kontrol eden bir herif. Volkan mıydı adı? Volkan. Eski bir istihbaratçı reis. İlhan'ın Ercan'ın abisi mertebesinde biri. Yani etki anlamında söylüyorum. Ama biz Cevdet'in peşine düşerek çok bir yere varamayız. Radolarla savaşarak da çok kayıp veririz. Hele tipi ağanın Macit'i boğmasından sonra. Hadi diyelim ki ben Özcan'ı bir şekilde pas geçtim. Baba Alparslan İsa'yı nasıl affedecek? Kimsenin kimseyi affetmesi gerekmiyor. Alparslan önüne bakar. Arkasına bakmaz. Arkasına bakacak olsaydı Yavuz burada oturuyor olmazdı. Öyle reis. Alparslan tam bir profesyonel. Yani ben bu konuda Alparslan'ı çok takdir ediyorum. Değil mi? Yaman da şahit. Ne diyorsun reis? O İshak'ları bana bulaştırma. Diyelim Alparslan'ı zapt ettim. Yavuz'un dediği gibi profesyonel. Ama İlyas'ı zapt edemem. Gördüğü yerde sıkarım. Şimdi sen bu işin sorumluluğunu üstleneceksen, bu ilişkileri yürütebileceksen seni desteklerim. Ama ilk yanlışınız da sizi de onlarla beraber götürür. Benden söylemesi. O zaman biz bu riske hiç girmesek mi acaba Yaman? Bu saatten sonra girilmeyecek herhangi bir risk yok. Savaş başladı artık. Geçmiş olsun. Evet Ömür. Dün gece de dediğim gibi yoğunum. Biraz meşguliyetlerim var. Uzun uzun konuşacak bir vaktim yok yani. Ben de başkaları şahit olmasın diye buraya geleyim. Burada konuş istedim. Yani söylemek istediğin şeyler vardır. İnsanlar duymasını istiyorsun ya. Neyi insanlar duymasını istiyormuşum? Dedin ya İlyas. İnsanları huzursuz etmek istemiyorum diye. Seni dinliyorum. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Sen de söyleyeceklerini söyledin. Bana düşen de
verdiğin kararların arkasında durmak, olgun bir şekilde dillendirdiğin şeyleri sindirmek, sonra da gereğini yapmak. İlyas, biz karı kocayız. Büyük bir aileyiz. Seninle olan sorunlarımızı onların yanında da konuşabilmeliyiz. Çok şükür ikimizin de birbirini küçük düşürecek dönülemez hataları yok sonuçta. Bizimki bir fikir ayrılığı. Orta yol bulabiliriz umarım. Ben orta yolcu değilim Ömür. Bir ayrılık varsa vardır, yoksa da yoktur. Bir gün vardır, bir gün yoktur falan, bunlar bana göre şeyler değil. Tamam İlyas. Söylediklerim için kusura bakma. Özellikle mahremimizi başkalarının yanında paylaştığım için özür dilerim. Özrün kabul edilmedi. Başka bir şey var mı? İlyas, sen bu kadar katı bir adam değilsin. Ömür, bence sen beni tanımıyorsun. Bana bir laf söyledikten sonra o lafı geri aldım diyemezsin. Ömür, o laf benim beynimde sürekli döner durur. Anladın mı? Öyle pardonla, özür dilerimle falan da olmaz. Sen yaptığın zaman ben uzatmıyorum ama. Heh, işte bak ne güzel dedin. O sensin işte. Bu da benim. Bence biz artık dönülmeyecek bir yerdeyiz. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Tamam İlyas. Ben evimizdeyim. Seni bekliyor olacağım. Ben senin karınım. Verdiğin her karara saygı duyarım. Kabahatliğin farkındayım. Eğer sen de kafandan benim söylediğim, senin alındığın, kırıldığın şeyleri silip atabilirsen, senden önce bekliyor olacağım. Olur, olur. Hamdi baba, senin bu Özcan yeğenin tam bir su boş çıktı. Ne oldu lan Seko? En düşük limitli kredi kartını vermiş. 20.000 lirayı aşamıyor. Günde 20.000 lira neyine yatmıyor lan? Ayda Hamdi baba, ayda. Öbür kartların da isteseydin. Başka kartım yok diyor. Belli ki bu sefer tedbirli gelmiş. Uf. Küçük detaylarda boğma beni Seko. Yeğenim Özcan, Cihan'ın parasına çökeceğiz diyor. Sen hala kredi kartı peşindesin. Yani sen bu CIA'nin parasını çalacağız mı diyorsun Hamdi baba? En sevdiğim şarkı nedir Seko? Nedir Hamdi baba? Çal Bella çal. Çalacaksın. Güzel güzel çalacaksın. Herkesten çalacaksın. Bu kapitalist sistem yeterince müsaade etmiyor ki Hamdi baba. Yoksa o CIA'nin dalını budağını keseriz. Yaman abiler çıkmış mı Seko? Şu İsmetleri bir arasam mı? Gel canım gel otur.
Sana ne diyeceğim? Ne diyeceksin Hamdi baba? Düşmanımız çok büyük. Korunmak için çok büyük para yedirmemiz lazım. Biliyorsun benim birikimime Doğan el koydu. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Dediğinde çok haklısın. Bilgi en kıymetli şey. Bizim onu satın almamız için küçük altına ihtiyacımız var. Hani sen bir ara bahsetmiştin Cihan amcanın altınlarından. Hamdi baba ben de sana bunu söyleyecektim. Yaman abi beni Çakır Beylerle İshak'la bir uzlaştırsın. İki külçe altın sana hediye getireceğim. Bir külçe altın kaç kilodur ki Özcan kardeş? 5 kiloluk külçelerden vardı amcamda. Onların iyisi 20 kiloluklar yeğenim. Ondan da vardır senin amcanda. E bir amcan gittiyse bir amcan burada. Küçük düşünme. Bakarım Hamdi baba. Dediğim gibi Yaman abi güzel bir haberle gelsin de. Seko. E hala ne bakıyorsun? Ara o Yaman'ın itlerini. Neredelermiş öğren. Özcan'la işimiz var. Çabuk gelin de. Hemen Hamdi baba. La bir de yatay mı bu ya? La gidin kaldırın onu ya. Gitmiş Radon'un kardeşi Macit'i boğmuş gelmiş burada mışıl mışıl huzur içinde yatay öyle mi? Haplı abi haplı. Ya neyini anlamıyorsun? Bir kutu hap pişirdi Hızır abi. Ya dün içireydi o hapları iyiydi Behzat. Ya görmedin mi İdris Reis? Hepimizin yanında ne kadar makul konuştu. Biz nereden bilelim? Ya delinin makul mu olur Behzat? Kabahat bizde ya. Niye kabahat bizde oluyormuş kardeşim? Bu manyağı Hızır demedi mi? 24 saat bekleyeceğiz, ondan sonra vuracağız diye. Ne aldıracağız şimdi? Ya ciğerim Sezai değil ki. Bu işin içinden itibarınızı kaybetmeden zor çıkarsınız. Hay ciğerine de, itibarına da. La İdris, bu gitti adamın kardeşini boğdu. Bu ne demek? Radovan yemeyecek, içmeyecek, bu delinin peşine düşecek demek de. Sadece o delinin peşine düşse iyi. Hızır'ın söylediğine göre karımız, çoluğumuz, çocuğumuz, herkes tehlike altında. Kimse evden çıkmasın dedi. Ya çoluğumuz, çocuğumuz yok Çufan. Ya ben itibarımı zaten ortaya koyarım. Arkadaşlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş gelmişik. De neye göre hoş gelmişik tipi? Ettiğin haltlar başımıza ne işler açacak? Farkında mısın? Oh ya ağzımın içi zehir gibi. Ya Tufan, olur böyle şeyler. Dünyada 8 milyardan bir kişi gitmiş. Senin gösterdiği tepkiye bak. Daha mı ettin laf laf mıdır şimdi yani? İdris Reis. Sen bu Tufan'a bakma. Ben en doğrusunu yaptım. Yani bütün dikkatleri üzerime çektim. Siz rahat olun. Daha çok yaşarsınız siz. Ula bu işte aracı benim. Böyle durumlarda ilk kimi vururlar? Aracıyı. Ya İdris, çekil aradan. Çık. Çık.
Ya ciğerim Sezai bunları tanımasa ben zaten arada kalmam. O Sezo bir haber almış mı dünle ilgili? Cenaze menaze ne yapıyor bunlar? Ya böyle kale gibi bir yerleri varmış, oraya çekilmişler. Vezir denizden sıktırdığı için yani güvenlik iyice had safhada diyor bu ciğerim Sezai. Ne olacaktı? Ne bekliydiniz? Adamlar delikanlı gibi gelin vuruşalım mı diyeceklerdi. Elbette saklanıp bir kahpelik yapmak için fırsat arayacaklardı. Tufan. Biraz kalıbının adamı ol. Anlamadım. Sen biraz kalıbının adamı olsan buraya beni tebrik etmeye, sarılıp öpmeye gelirdin. Ya bir yürü kalk git ya, şimdi elimden bir kaza çıkacak ha. Tufan, kalıbının adamı değilsin. Senin gibi adamlar korkak olur. İlle kazayla, kalp kriziyle ölmek isterler. Ya biraz inisiyatif al. Git kendini öldür Tufan. Nereye Tipi abi? Biraz temiz hava alaya Behzat. Oh. Ya sen bunu ciddiye alıp mı sinirleniyorsun ya? Allah aşkına ya, şuna bak ya. Ya asıl sen bunu ciddiye almayıp nasıl sinirlenmişsin anlamıyorum. Deli eder insanı bu ya. Ya abi ilaçlı. Neyini anlamıyorsun? E kafa gidik yani. İyi o zaman getir o ilaçtan biz de alalım Besat. La adamdaki rahatlığa bak ya. Tufan, biz bittik. Bu Rıdvan biraz sonra beni arar. Arasın kardeşim. Telefonla mı vuracak seni? Ha. Açayım onu diyorsun yani. Bir şey demiyorum. Ne biliysen onu yapıyordursun. Bir şey demiyorum. Abi, büyük iş yapmışsın. Ver elini öpeyim. Tamam, Sezo. Tamam. Herkes seni konuşuyor abi. Herkes kim Sezai? Sırplar. Bu kadar tedbir içerisinde nasıl gelip tek başına mı açtı buhar diye şaşkınlarmış. Bunda şaşacak bir şey yok. Macit havladı. Ben de istediğini verdim. Şimdi sıra Orado'da. Nasıl olacak o iş abi? Büyük tedbir almışlar. Öyle demişsin. Yeni mekana geçmişler diyordu İdris. Evet abi. Sen bu yeni mekanın yerini biliyor musun? Biliyorum da abi, çok güvenlikli bir yer. Açığını gediğini araştırmadan öyle giremeyiz. Ama sen emrediyorsan sorar soruştururuz. İlla ki bir açıkları vardır. Bir yolunu buluruz. Aferin Sezai. Bu aramızda kalacak. Sen nasıl emredersen abi. Kusuruma bakmayın.
Hangisine bakmayalım, hangisine? Gizli iş çevirmene mi? Amcana bizi satmana mı? Her ne kusurum varsa. Bir kusurum varsa bir sebebin de vardır. Senden şüphe edecek halimiz yok. Canın sağ olsun. Hele otur. Amcam çok yüklendi mi size? Allah'tan bütün geçmişimiz ölmüş. Hiçbir şeyimizi bırakmadı, hele düz gitti, dümdüz. Asım'ın icraatı olmasaydı benim de yırtarım yoktu abi. Gerçi daha yan yana gelmedik ama benim umudum. Bu aralar amcamın gündemi malum. Tipi abi. Senle Asım'ın peşine pek düşmez. Ama eminim yine de göz önünde olmamakta fayda var. Eyvallah abi. Doğan baba. Bulduğun adreslerde radolar mevcut mu hala? Peki nereye gittiklerine dair bir iz var mı? İz var Alparslanım, var da o izi bizi tuzağa çekmek için mi bırakıyorlar? Yoksa ölüm telaşıyla saklandıklarından mı iz kalıyor? Henüz orayı bilmiyoruz. Bir de kale gibi bir mekanları var. Hepsi de içinde. Ama oraya girmek zor. Oradan çıkmak da mümkün değil. Biz oraya giremiyorsak illaki onlar girip çıkıyordur. Biz de gireni çıkanı takip edip indireceğiz. Aynen baba. Yaparsın. Ama o radı oradan çıkmaz. Diğerleri de seni keser mi bilmiyorum. Baba, takibi alalım mı? Almayın. Bunu yapacağımızı bekliyorlardır. Bugün amcamla bir görüşmede olacaklarmış. Onun sonucuna göre ya Asım modeli uzak atışla hareket edeceğiz ya da baskın yapmanın bir yolunu bulacağız. Bu bulacağız dediğinin içinde amcan da vardır inşallah. Şahin abi, bu aralar onsuz bir plan yapmıyorum. Aman gözünü seveyim. Belli ki bir planı var ki Hızır'ın. Oradolarla hala görüşme peşinde. Kendi başına buyruk davranmanın sırası değil. Şu an doğru diyor. Şu anda kendi başına iş yapan yem olur. Bu sen de olsan böyle benden söylemez. Ula Tufan, şimdi bunlar ne demeye geliyor görüşmeye? Aracı olan siyasın İdris. Onu sen bize diyeceksin, bize niye sorarsın? Ya adamların biraderini boğmuşuz. Hızır Reis, görüşecek bir şey yok der diye düşünüyordum ben. İyi işte, gelsinler. Sırada siz varsınız deriz, göndeririz. Ya niye gönderiyoruz abi? İndirelim çamaşırhaneye, gebertelim, atalım. Al işte. Bir deliye ve zincirliyorsun. Öbürünün yanında gezdiriyorsun. Ya benim kaderim nedir Allah aşkına arkadaş ya? Biraz makul ol, makul Vesat. Ha? 50 kişi geliyorlar, hangi birini öldüreceksin? Buraya gelmeden Yaman'la görüştüm. Bunlar arkalarına yine bir çete almışlar. İshak mı abi? Yok İlyas, bu sefer daha üstten birileri. Şaşırdık mı? Şaşırmadım. Adamların kardeşini boğunca öyle en üstte de giderler. Yanlarına bir tane değil, bin tane de çete alırlar işte.
Özür reis. Bu dünyanın en büyük yalanı elçiye zeval olmaz lafıdır. Ciğerim Sezai değil ki. Bu radolar vurmaya ilk senden başlar. Ha ben, ha siz. Bence aynı itibardır yani. Hı? Hızır, ben diyorum ki bu radoyla konuşsak da tipini yerine ha bu İdris'i versek onlara. He? Ya onlar da kurtulsunlar, biz de kurtulalım da. Yani Tufan, bu dediğin laf mıdır ha? Duyan da sanki canımın peşindeyim sanacak. Ben itibarımız için diyorum, itibarımız. Ya o tipi itibarımızın içine etti da, etti. Neyini anlamaysın? Dayı bu radolar geldi. Aşağıda lobideler. Kaç kişiyi alayım? O Macit'in intikamını almaya oğlu da illaki ahdetmiştir. Rıdvan'la birlikte onu da alın yeter. Tamam. Hepsi gelmek isterse ne yapayım? Geçen sefer yeterince mafya gördünüz. Hepinizin tekrar mafya görmesine gerek yok dersin. Ya ısrar ederlerse? Israr ederlerse hepsini vurun enişte. Hah, doğrusu da bu. Anladım enişte, tamam. Babamlar siz ve Macit Bey'in oğlu Şefi yukarıda bekliyor. Kapının önüne kadar iki oğlunu size eşlik edebilir. Diğerlerini de biz burada misafir edeceğiz. Sorun yok. Buyur Rıdvan. Siz geldiğinizde biz sizi kapıda ve ayakta karşıladık. Size hiç mi racon öğreten olmadı? Hasmınız da olsa mekanınıza gelene saygı göstereceksiniz. Sen onu bile suistimal edecek niyettesin. O yüzden mazur gör. Sonra Hızır Reis beni her gördüğünde ayağa kalkar deyiverirsin. Hayırdır Rado? Kardeşini gömüp koşa koşa buraya niye geldin ha? Bana geldiniz, bir mühlet verdiniz. Siz nasıl insanlarsınız, verdiğiniz mühletin arkasında durmuyorsunuz? Bunu sormaya geldim. Mühlet dolunca özür dileyecektiysen, biz Hakk'a da ayıp etmişiz Macit'i boğarak. Açıkçası ben hemen pardon derim. Pardon birader. Babam biraz aceleye geldi. İlyas. Seni de bir ara aceleye getiririz elbet. O zaman sizden geriye kim kaldıysa biz de ona bir pardon deriz. Siz böyle
laf gemisi yürüteceğiz diye konuşuyorsunuz ama boş konuşuyorsunuz. Siz tam olarak ne demeye geldiniz buraya? Şunu demeye geldim. Husumettir, hasımlıktır olur. Biz bu alemin insanlarıyız. Ben bir kardeş kaybettim. Beklemediğim bir hareketti ama başarılı oldunuz. Buraya gelme sebebim, verdiğiniz mühlet bitti. Biz de size son bir şans vermeye geldik. Şimdi ya o tipiyi bana verirsiniz ki ölü ya da diri fark etmez ama diri olursa yeğenim Şefik birinizi daha vurmak zorunda kalmaz. Ya da Radu. Ya da sen. Kardeşin. Ortakların. Sülalenizde kalmaz. Bu dünya kimseye kalmaz Radu. Sen bizi tehdit ettin diye biz tırsacak adamlar değiliz. Redvan, sen o tipinin durumunu ne kadar biliyorsun bilmiyorum. Ama o kimsenin lafını dinlemez. Sen de bize bir hak ver. O biraderin mazit, yenilir yutulur laflar etmedi o. Ben o masada bu iş biter demiştim ki tipi sana ya da uşaklarına bir şey etmedi. Yani mekanında itibarını zedelemedi. Yani sen onu anlayacaksın Rıdvan. Bir de sana verecek tipi yok. Ha, siz eğer bu yaklaşımla devam ederseniz bizim sizden alacağımız çok şey var. Maşallahım var. Bayağı uşağım var. Birilerini sülaleleriyle tehdit edeceksen her gün birinin cenazesinden gelirsin. Bilmiş ol. Hızır Çakır Beyli, ben buraya senin yamaklarınla konuşmaya gelmedim. Sana bir soru soruyorum. Tipiyi veriyor musun yoksa ölüyor musun? Tipiyi vermiyorum. Molkanını da, Cevdet'ini de, bütün yamaklarını da. Al, öyle gel. Hadi göreyim seni. Ne diyorsunuz Hızır? Kayıp vermek istemiyorsak hiç kimse tek başına hareket etmesin. Biz etmedik zaten abi. Aralp Aslan'ı Doğanların yanına gidecekti. Ne yapıp edip o tipiyi uzaklara uzaklara bir yerlere götürsünler. Ki biz bunlarla rahat rahat savaşabilelim. Efendim amca. Amca ben zaten Doğan babaların yanındayım. Hızır amcam böyle bir şey söylediğine göre demek ki görüşme pek iyi gitmedi. Tamam. Tamam amca ben iletirim. Ne olmuş? Rado. Ya tipiyi bana verirsiniz
ya da ben tuttuğumu alırım demiş. Benim anladığım. Hızır ne demiş? Hızır amcamın ne söylediğini bilmiyorum. Ama sizin için ne yapsınlar, ne etsinler, tipi buradan götürsünler demiş. Şahan, o tipi buralardan götürebilmenin bir tek yolu var. Neymiş o? Tekin. Emret Doğan baba. Bu Veli Efendi'den tanıdığım eski bir jokey var. Jokey derken Doğan baba? Yok jokey jokey, o atların sürücüleri yok mu? At şoförü. Yok tamam da yani. O atlar bazen coşsun diye, bazen de çöksün diye iğne kullanmaktan atıldı zamanında. Heh, siz onunla bir temasa geçin. Ne yapacağız Doğan baba? Tipi abiye dur sana bir iğne vuralım deyip bayıltacak mıyız? Daha iyi bir fikrin mi var oğlum? Ölmesinden iyidir işte. Önce bir konuşalım. Sonuna kadar şansımızı bir deneyelim. Baktık ki olmuyor. Her türlü hileye başvuracağız. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Değilsin. Emin, sen Doğan babamın dediği o jokeyi git yine de bul kardeş. Yedekte dursun. Lazım olursa kullanırız. Tamam abi. Ben Hızır amcamdan gizli iş yapmak istemem ama. Ben diyorum ki biz Tipi abiyi saklayamayız da kaçıramayız da. Bu gece sahurdan sonra gidelim Radon'un mekanını basalım. Ne kadar kayıp veririz bilmiyorum ama en azından savunmada değil saldırıda oluruz. Aksi takdirde kimseyi koruyamayız. Yine niye döndük başa? Hani gizli bir iş yapmayacaktık? Belki sahurda amcamdan bir olur alırım. Alamazsam? Alamazsam yaptık oldu diyeceğiz. Şahan. Ha. Bence bu alpaslanın amacı Rado'yu falan vurmak değil. İkimizi Hızır'a vurdurmak. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Onun canı sağ olsun da iş bizle kalmaz. Ya reisin yoluna can kurban. Değil mi Kubi? Öyle Tekin abi. O zaman ben jokey falan uğraşmayayım abi. Arayayım Asım'ı. Alsın çantasını. Gece gelsin. Kalk Şahan kalk. Gidek tipinin elini ayağını öpek. Belki mübarek gün denk düşer. Dediğimize he der. He? Hadi inşallah. Volkan. Önce İlyas'ı istiyorum. Hızır da önce benim gibi kardeşinin acısını çekecek, sonra kendi geberecek. Rıdvan abi, bu Hızır dediğin adam için yanındakilerin hiçbirinin İlyas'tan farkı yok. Hepsini kardeşi gibi görüyor zaten. O yüzden müsaade et. Korkuta korkuta, öldüre öldüre gidelim. Kim açık verirse ilk onu indirelim. Façalıların güvenliği oldukça yüksek. İlk olarak İdris ve Tufan'la başlayabiliriz Volkan abi.
Onlar beni kesmez. Seni kim keser abi? Sen onu söyle. En azından kardeşimi öldüren o tipiyle başlayacağız. Ben onu bir şekilde tuzağa çektim. Nasıl oldu bu iş Rıdvan Bey? Sezai var. Ankara'dan geldi. İdris'in yanında. Bir de Haşmet'in evinde Ankaralı çocuklar var. Onlarla bir teması vardı. Birazdan gelip tipinin durumunu söyleyecek bize. Bu iyiymiş. Güvenebilir miyiz bu Sezai'ye? Güvenemezsen öldürürsün Volkan abi. Tohumuna para mı verdik? İki tarafta oynamasın diye diyorum yeğenim. Ben Sezai'ye çok büyük şeyler vaat ettim. Onun da gözü döndü. Sadakate kimse o kadar çok para vermez. Baba, Sezai geldi. Gelsin. Başın sağ olsun abi. Cenazeye gelemedim, malum. Sağ ol Sezai, sağ ol. Gelmiş kadar oldun. Geç otur. Volkan abini tanıyorsun herhalde. İsim olarak biliyorum. Büyük hayranınızım abi. Ne yaptın diyebildin mi o tipiye? Ona dair planları ne? Saklayacaklar mı, kaçıracaklar mı? Ne yapacaklar? Boş verin onların planını. Tipi resmen kucağımıza düştü. Nasıl? Bana kendi sordu. Sen bu Rıdvanların mekanını biliyor musun diye. Biliyorum ama giremeyiz dedim. O da gece gel, beni al. Kimsenin haberi olmasın. Ben her mekana girerim dedi. Bunun her tarafı tuzak Sezai. Böyle salakça plan mı olur? Tipiden bahsediyor. Aklı başında bir adam değil yani. Karar sizin. O samimidir bu fikrinde. Hiçbirinizin düşünemeyeceği şey onun Macit'in evine girmesiydi. Amca. Tipi öldürmek bana düşer. Tamam ulan tamam. Önce buraya gelsin. Bir tükürük de sen atarsın. Ben burada tedbir aldıracağım. Gelirse işini bitirir. Hızır'ın kapısının önüne atarız. Baba Doğan, kusura bakma. Kubi'ye falan da boşuna yüklenme. O bana zarfı vermeseydi, ben elinden zorla alırdım. Tipi olan oldu. Ben Doğan'la ölene karışmam. İnsanlara da böyle tavsiye ederim. Burada Doğan ben oluyorum, ölen sen oluyorsun. Sabaha kadar Şahan'la konuştuk. Nasıl etsek de bu işe bir hal çaresi bulsak diye. Buldunuz mu? Ölüme çare var mıymış Şahin'a? Mesele ölmek değil. Bu yaptığın şey illa senin başına bir iş açar meselesi değil. Düşmanları sevindirmeme meselesi. Ben düşmanlarımı sevindirmem Şahin Ağa. Benim düşmanlarımı sevindirdiğime kimse şahit olmamıştır.
Peki dostlarını sevindirmek istemez misin? Sizi nasıl sevindirebilirim Baba Doğan? Öl deyin, öleyim. Diyorum ki tipi ben bir Anadolu'ya gideyim. Yolun açık olsun Baba Doğan. Acaba bana sen de eşlik eder misin? Ne yapacağız orada? Fakir fukara kimsesizlerle biraz zaman geçireceğiz. İnsanlara ve insanlığa bir nebze de olsa bir fayda peşindeyim. Sen de benim yanımda olursan iyi olur. Bir desteğe ihtiyacım var. Değil mi Şahan? Aynen. Çok iyi olur. Hatta dersen ki sen de gel. Söz. Ben de gelirim. Ben size buradan destek olurum. Maddi manevi de yanınızdayım. Ama ben Rado'dan korktu. Ölümden korktu, kaçtı. Dedirtemem. Kim senin için böyle bir şey söyleyebilir? Ölümden kaçmayacağını, ona koşacağını herkes biliyor. Gel inat etme tipi. Bak buraya kadar geldim, senden yardım istedim. Az önce sen benden bir adres aldın. Gittin, işini de gördün. Şimdi de bir şey isteme sırası bende. Beni mi kıracaksın? Peki. Fakat mı değilsin? Söz. Yarın öğlen buluşalım. Nereye diyorsanız gidelim. Bak, söz verdin. Dadaş sözü. Yarın diyorsam. Yarın. İyi. Ene görmediğim bir memleket var mı? Oradan başlayak yolculuğa. Doğan baba. Erzurum'dan başlayalım be. Sıla-i Rahim iyidir. Değişir. Hoş geldin. Ah be ömür. Niye koştur koştur gittin? Zaten başlarında bir sürü bela var. Bu deli kardeşimin yaptıklarından sonra İlyas'ın sana ne demesini bekliyorsun? Bak Haşmet bile yüzümüze bakmadan çekti gitti. Ondan mı bu kadar ters davrandı diyorsun Emine abla? Sakin ol. Evinde otur. Kızınla vakit geçir. Kendini özlet biraz. Aynen hala. Kendini düşünmüyorsan beni düşün ya. Sizin bu gerginliğinizin üstüne biz nasıl evlenebiliriz? Koyuncan derdinde, kasap et derdinde. Haksız mı Ömür? Bu kız ne zaman eline takvim alsa iş bir sonraki aya dönüyor. Tamam. Tamam, söz alttan alacağım.
Bir işe yarayacağını düşünmüyorum ama. Bugün İlyas'ın tavrını gördükten sonra. Artık alttan alacağım. Ha şöyle. Didem, hadi bir Şahin ağaları sor bakalım. Akşam iftara kalacaklar mı? Ona göre hazırlık yapalım. Tamam Emine abla. Beni odada düşürmüşsün Bahar Hanım. İlyas'ı otelde beklerken buldum. Sen de görmüştüm sanki. Senin değil mi? Evet evet benim. Ne zaman düşürdüm ben bunu? Allah Allah. Bak gizli gizli gidip otelde Hızır abiyle görüşüyorsan var ya. Sana ne ömür? Arkadaş herkes kendi derdinde. Hadi ben kalktım. Sen otur. Emine abla, çıktım ben. İftara kalsaydın? Yok abla, Zeyno huysuzlanır. Tamam, selam söyle evdekilere. Beni otelde düşürmüşsün. Yok kızım. Başka sefere inşallah. Her zaman bekleriz. Amcana selam söyle. Babana da ister söyle ister söyleme. Niye ki Doğan baba? Yani babamla aranız mı yok? Çok. Aramız çok. Hadi yarın görüşüyoruz inşallah. Yolumuz uzun. Hazırlığını ona göre yap. Yaparım Şahina. Ben gidip ablama da söyleyeyim. Belki o da gelmek ister bizimle Erzurum'a. O gelecekse uçakla gelir. Karıştırma şimdi işin içine Haşmet'i. Ya Haşmet kim? O ne karışırmış ablama? Kocası ya tipi. Ya ne haddine onun ablama karışmak. Ben bir gidip konuşayım ablamla. Sen şimdi inandın mı Allah'ın seversen buna? Sen inanmadın mı? Ne bileyim, sevindi de.
Ama delinin işine kim akıl erdirmiş ki? Gel gel. Daha bir şey belli değil Özcan. Eğer bu İshak gelir burada ben sizle birlikte hareket etmem falan derse mecbur sıkacağız yani. Yaman'da öyle konuştuk. Ben bunu İsmet Derle konuştum Yavuz. Üstelik sana gelip evin içinde anlat demedim. Özcan yabancı mı ya? Hem de çocuk merak ediyor. Bu İshak gelirse, beni görürse bana bir şey yapar mı acaba diye. Ben mekanıma çağırmışım, geleceğim demiş. Bir de mekanıma gelip birine bir şey mi yapacak? Yok canım, nasıl yapsın? Yaman abi benim arkamda olduğu sürece sıkar biraz. Sen yine de ortalarda çok dolanmasan iyi olur. Hani sinir bozucu bir tarafın var yani. Sinir bozmak iyidir Yaman. Görsün. Bir şey yapamadığını anlatsın. Ezilsin. Yoksa da gebersin. Yürü Seko. Sen de kal baba. İtle aynı çuvala girmem ben Yaman. Siz girin. Bu Seko ne o zaman? Onunla aynı çuvalda değilim. O benim elimdeki çuvalda. Değil mi lan it? Sayende amca bu. Yürü lan. Yaman abi. İshak Abbas'ı getirmedi. Ama iki araba adam var yanında. Hepsi de dolu gelmiş. Çakal. Niye ki Yaman? Kendisi buradan sağ çıksın diye Abbas'ı yedek kuvvet tutmuş. Ya kim öğretiyor size bunları? Ben hiç anlamıyorum ki. Öğrenecek çok şeyimiz var Yavuz abi. Yani şimdi biz sokaklarda büyümediğimiz için bu rajonları çok bilmiyoruz. Sen sus Özcan. Bilir kişi bir sen eksiktin başıma. Bu it ne arıyor burada? Geç otur şöyle İshak. Konuşacaklarımız var. Özcan bizi bir araya getiren kişi. Bu genelde insanları bir araya tuzak kurmak için getirir. Şerefsiz. Sen bu kardeşin çok yanlış tanıdın İshak abi. Abi müsaade et, kendimi affettireyim. Dene Özcan. Mesela çeneni kapayarak başlayabilirsin. Tabii abi. Abbas yok. İyi mi? Başına bir şey gelmemiştir umarım. Başıma bir şey gelmesin diye haber bekliyor Yavuz. Biz de öyle düşünmüştük zaten. Daha dünkü çocuk değiliz İshak. Öylesine sorduk, laf olsun diye. En son karşılaşmamız çok verimsiz geçmişti Yaman. Konu nedir? En son görüşmemizde ayağını yere basmıyordu İshak. Ama duydum ki artık ayakların yere basmaya başlamış. Belki benimle bir adım atarsın diye düşündüm. Ne o? Masanı mı satacaksın? Bende satılacak bir şey yok. Ama bence sende çok. Neymiş o satacağım? Seni satan adamlardan vazgeç İshak. Gel benimle beraber hareket et. Tek tek indirelim onları. Sonra da beni Hızır'a, İlyas'a yemet, öyle mi?
Çok yanlış düşünüyorsun İshak. Hızır Reis öyle kinle, nefretle konulara bakan bir adam değil. Çözüm odaklı bir adam. Ben kendimden biliyorum. Bak, hala yaşıyorum, hayattayım ve masasında oturuyorum. Alparslan'a sıkılan kurşunun arkasında ben varım. Nasıl olacak bu iş? Ben Hızır Reis'le bu konuyu konuştum. Düşmanımı ezmekle ilgili benimle ittifak eden adama zarar vermem dedi. Yavuz da yanımdaydı. Aynen öyle. Ne istiyorsunuz benden? Duydum ki Radolar Volkanlarla işbirliği yapacakmış. Sen mi söyledin bunu? Evet abi. Her bir halktan da haberin var değil mi Özcan? Abi ben ikinci adamları iyi tanırım. Bilgi akışım iyidir yani. Tamam Özcan. Susmaya devam et. Maddi manevi seni destekleyeceğiz. Sen yok desen de sırf bu görüşmeye geldiğin için seni eli boş göndermeyeceğim. Cevat. Ben bir şey yaparsam para için yapmam Yaman. Ama beni satarsan da seni yaşatmam. Ya atar yapıyorsun da İshak. Senin yaptığın atar bize mutluluk katar. Bu teklifimizi bir düşün. Git Abbas'la da konuş. Biz yolda yürüdüğümüz adamlara ölümsüzlük vaat etmiyoruz. Ama yarı yolda da bırakmıyoruz. FETÖ abin gibi değiliz yani. Ne yapıyorsun kardeşim? Kendime kahve dolduruyorum abla. İstediğinde vermedik mi? Hepinizi bir tavırlı gördüm. Size minnet etmek istemedim. İyi yapmışsın. Minnet dahil kimseye bir şey etme kardeşim. Etme. Emine abla ben hallederim. Otur kızım otur. Ben almayayım abla.
saatte içince uyuyamıyorum. Sağ ol baba. Bahar, ilaç vereyim mi sana da? Ben dün mışıl mışıl uyudum, iyi geldi. Bugün de uyu tipi abi sen. Ben almayayım. Uyuyacağım şimdi. Aldın mı ablanı? Almadım desem ne yapacaksın Haşmet? Hızır'ı mı çağıracaksın? Yok. Bu sefer ben ağzını açıp ben dökeceğim. Haşmet, iyisin, hoşsun da boşsun. Tipi abi. Acaba sana böyle bir tatil matil programı mı ayarlasa? Hani böyle otel hastane kıvamında tesisler var ya yurt dışında. Öyle bir şey yani. Ben yurt dışına gitmem Nadaş. Niye ki Tipi abi? Gömüleceğin toprağa uzak olmayacaksın dedi o. Allah gecinden versin Tipi abi. Daha gençsin, ne ölmesi? Sensin genç. Ya kız iyi bir şey söylemeye çalıştı kardeşim gençsin diyerek. Ben gençken çok cahildim Nido. Gönlümün kıymetini bilemedim. O yüzden gençlik bana iltifat değil. Adı üstünde işte gençlik. İnsan hata yapar. Sen çok konuşma abla. Bu yaşında bak ne hatalar yapıyorsun. La havle. Ben kalkıyorum yatacağım. Yoksa buna harbiden dalacağım ya. Hadi. Tamam. Yat. Sabra uyandırırsınız. Olur olur uyandırırız. Sen anca ye yat Haşmet. Abla. Beni sahura uyandırma. İftara anca yedirim ben. İnşallah kardeşim. Allah rahatlık versin. Asıl sana versin abla. İşin zor. Allah'ım yarabbim. Altı üstü bir yatmaya gidecek. Tövbe tövbe. Bahar, senin planın ne? Ne planı Behzat? Ya ne yapmayı düşünüyorsun? Hani İstanbul'da kalıcı mısın, gidici misin? O anlamda sordum. Ayıp değil mi Behzat? O ne biçim laf? Kovar gibi. Ya yok abla, kovmakla ne alakası var? Soruyorum sadece. Bilmiyorum Behzat. Bir ara sular durulursa Hızır'la konuşup ona göre hareket edeceğim. Ne konuşacaksın Hızır abiyle? Sorması ayıp. Sorması ayıp. İşte Behzat. Özel çünkü. Ya ayıp mayıp. Ben söyleyeceklerimi söyleyeyim de içimde kalmasın. Amca, bence içinde kalsın. Bahar ablan fikrini hiç merak etmiyor. Ya biz burada merak gidermek için konuşmuyoruz Dido. Seni dinliyorum Behzat. Ya önce öyle bir ayaklarınız yere bassın yani. Hani sizin boş bir hayal dünyanız var ya, o açıdan diyorum. Neden çoğul konuştun? Biz kim? O Ömür Hanım'ı diyorum. Hani erkek öyle olacak, erkek böyle olacak. İşte yok efendim, her şey benim dediğim gibi olacak. Ben bir plan yaptım falan. Bunlar yanlış hevesler, boş işler. Bana bak, sana da söylüyorum, beni iyi dinle.
yarın o Hızır Ali'ye şöyle yapacaksın, böyle yapmayacaksın diye o halan gibi zıpıtacaksan, yol yakınken o yüzüğü parmağından çıkart. Ya rezil olmanın bir alemi yok yani. O Ömür Hanım'ın ettiği laflar yüzünden ya İlyas'ın yüzüne bakamıyorum. Amca ben halama benzemiyorum. Ben daha çok sana benziyorum. İyi, güzel, bu bir artı. Behzat, bana dönecek olursak? Evet, sana gelecek olursak. Ya az önce kurşun yedin. Allah'tan omuzundan. Tamam, anladık. Yani kendini Hızır abinin önüne atacak kadar delikanlısın. Ama tabiri caizse Ceylan'ın öldüğü yerde kekliğe ne olur? Var gerisini sen düşün. Laf mı bu söylediğin Behzat? Kızın hayrına bir şey söylemeye çalışıyorsun da önce Bahar bir iyileşsin, toparlansın. Bunları sonra konuşursunuz. Ya ben hayal kurmasın diye söylüyorum abla. Tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz bir insan yani. Ben hayal kurmayı seviyorum Behzat. Yazık. Hadi dur. Bana sahurda poğaça börek bir şey yapma. Sadece altı yumurta haşla yeter. Altı. Tamam amca. Altı. 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 Yeğenim şu ekmeği uzatır mısın? Değerini kaybetmiş insanlar her zaman favorimdir Seko. O İshak denen Suhoş'un önüne 1 milyon koymuş Yaman. Para benim için önemli değil demiş. Ne yaşıyorsun sen? Kime ne faydan olacak bu hayatta? Suhoş. Hadi iyisin. Yırttığın gibi duruyor Özcan. İshak'tan haber mi var abi? Var. Beni Hızır'la görüştür. Ben varım diyor. İşte bu. Bu İshak gücümüze güç katacak Yaman. Sana ne oluyor Yavuz? Ne oluyor sana? Biri sana niye bir şey katıyor? Müsaadenle. Bu itirafçılık akımını ben başlattım sonuçta. Aferin ya. Sat. Cihan'ın dalını, budağını kesin. Hamdi baba, ben sabahtan beri düşünüyorum da acaba bu CIA'nin dalı budağı yerine tırnağıyla mı işe başlasak? Azar azar diyordun yani. O açıdan diyorum. Korkma lan it. Bu it canının peşine düşme. Bence düş Seko. O it canın bu yolda gider. Benden söylemesi. Hızır Reis İshak'la görüşmede anlaşmadan vazgeçmez değil mi Yaman abi? Hızır Reis sözünden dönmesine dönmez de İlyas diye bir faktör var maalesef. Çok şükür.
Vallahi sabahtandır söyleyeceğim ama bir türlü fırsatım olmadı. Hatçem seni rüyasında görmüş İlyas. Hayrola işte. Vallahi pek hayır gibi değil dedi ama. İyi. Sol tarafına otur, sana tükürsün. O ne demek reisim? Ya işte böyle kötü bir rüya gördüğün zaman sol tarafına tükürürsün, sonra gider fakir fukaraya sadaka verirsin. Hatçem de sabahtan beridir herkese sadaka veriyor. Ne görmüşken işte? Mavi gözlü biri İlyas'ı zor durumlara düşürüyormuş. Allah etmiyor kurduğu Hızır reis olmasın reisim. Erkek değil, kadınmış. Ömür işte ömür, ömür. Allah Allah. Mavi diyor ya, daha nesini zorluyorsun? Durum ortada. Ya ömür olsa ömür derdi. Mavi gözlü bir kadın dedi. O karına söyle sırtı açık yatmasın enişte. Ola ki yattı, sen de hemen yanında ol, sırtını ört. Hatçem'in rüyaları muhakkak çıkar. O yüzden söyledim İlyas'ım. Çıkarmış. Enişte, teyzesi öldü. Teyzesi, anam öldü. Rüyasında gördü mü? Yok. Ceylan abla öldü. Gördün mü böyle bir şey rüyasında? Yok. Daha da sayayım da gerek var mı? Yok. Yok. İlyas'a gelince niyeyse artık Hatice'nin bütün o hisleri falan filan kuvvetleniyor, güçleniyor niyeyse. Müsaadenle ben bu rüyayı bir tercüme ettireyim reisim. Ya İngilizce görmemiş rüyayı. Zafer, sen neyini tercüme ettiriyorsun? Tabir demek istedi İlyas'ım. Sen. Ya sizin işiniz gücünüz yok mu otelde? He? Bak iftarınızı yaptınız ne güzel. Allah kabul etsin. Karnınızı doyurdunuz. Hadi siz gidin işinize gücünüze bakın. Hadi. Söyle Sezai. Söylediğim yerdimiz. Bekle beni geliyorum. Abla. Bana hakkını helal et abla.
Lütfen bebek gör. Rüyamda. Gönül'ü gördüm abla. Biliyor musun? Bana izin çıktı. Dedi ki, çık gel. Bak dedi, bu sefer seni bekliyorum. Bu sefer dedi, çık gel dedim. Abi. Sezo. Abi. Bahçede çok tedbir aldık demişti Selçuk. Nasıl çıkabildin fark edilmeden? Birkaç telafat oldu tabii Sezo. Çocukları şoklamak zorunda kaldım. E tabii elektriğe alışık değiller. Eyvallah abi. Gidiyoruz o zaman radolara. Gideceğiz Sezo, gideceğiz ama önce bir gönüle uğramamız lazım. Gönül kim abi? Yengen. Yenge nerede abi? Karacaahmet'te.
Ne oluyor ya? Emine Hanım. Emine Hanım. Emine Hanım. Behzat. Haşmet abi. Tepe abi. Tepe abi. Ne oluyor Bahar? Bahçede yerde birileri yatıyor. Tipi abi de odasında yok. Ne? Bu deli belli ki bize hap içirdi. Ne oluyor Şefik? Amca Sezai mesaj attı. Tipiyle mezarlığa gidiyorlarmış. Karısının mezarına gidiyordur o. Buraya gelmeyecekler mi yani? Mezarlık gece vakti bomboştur. İşi bitirmek için en uygun yer. Müsaade edersen ben gidip halledeyim. İyi fikir Şefik. Tek başına halledebilecek misin? Koraylar da gelsin mi seninle? Ben hallederim abi. Baban seninle gurur duyardı Şefik. Senden haber bekliyorum. Tamam amca. İlyas sende Volkan. Bize bir domino taşı lazımdı. Tipi düşsün. Gerisi gelir. Amca bir şey mi oldu? Tipi evden kaçmış. Hayırdır haber. Bütün adresleri biliyorum diyordu o. Ölüme gidiyor. Ölüme gidiyorsa, ölüme gitmeden önceki bir yerde yakalarsak iyi. Hadi. Tamam yeğenim, tamam. Geliyoruz. Bir tipi abiyi kandıramıyorlar ya. Götürün dedik, neresi olursa olsun dedik. Koy çuvala kaçır yani, değil mi? Sen burada bekle Sezai. Abi ben bir irtibatlarımı arayayım. Son durumu öğreneyim. Öğren. Sezo. Buyur abi.
Ben sende bir şeyler sezdim. Göreyim seni. Eyvallah abi. Mahcup olmayacağım sana. Bence de. Şefik, neredesiniz? Geldik Sezai. Etrafta kimse yok değil mi? Yok, tek başına. Burada olduğumuzu bilen de yok. İki dakikaya oradayız. Sen arabadan inme. Gönül. Rüyamda dediğin gibi. Hazırım yanına gelmeye. Siz ikiniz bu taraftan gidin. Şurada. Sağ ol Sezai. Dadaş. Ya bugün adam olmaya gidiyorum. Ya da yol bitti. Thank you.
Çekip giden ben değil sensin. Bana zulmü edensin. İnsafsız ardına bakmadan. Geldim gönül. Öyle habersiz. Ansızın geliverdim. Akıp giden an değil sensin. Bana ahlar edensin. İnsafsız ardına bakmadan. Çekip giden ben değil sensin. Bana zulmü edensin. İnsafsız ardına bakmadan. Görünüyor.
Azrail'im gelir kendiga, ne ağadır ne efendiga, sayır günler tükendiga, yolun sonu görünüyor. Thank you.